Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, emeklilerin sorunlarının incelenmesi ve çözülmesi hakkında İYİ Parti grubu olarak vermiş olduğumuz araştırma önergesi hakkında grubumuz adına söz aldım. Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini gösteren pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerimiz gelmektedir. Maaşları asgari ücretin altında olan milyonlarca emeklimiz var. Bu vatandaşlarımız çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Her gün gelen zamlarla artık baş edemez durumdadırlar. Birçoğu ekonomik şartlarından dolayı adeta evlerine hapsolmuşlardır. Fiyatlar düşer umuduyla semt pazarlarına geç saatlerde giden, o zaman bile kilo ile alışveriş yapamaz hale gelen emeklilerimiz var. Beslenme, ısınma ve elektrik giderlerinin yanında bir takım elbise dahi alamaz durumda olan emeklilerimiz var. Ömürlerinin uzunca bir kısmını ülkemize ve topluma hizmetle geçiren bu insanlarımızın yaşlandıklarında ve bakıma muhtaç olduklarında insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama talepleri vardır. Değerli milletvekilleri, İYİ Parti olarak milletin içinde, vatandaşın arasında olmaya, onların sorunlarını yerinde ve bizzat kendilerinden dinlemeye çalışıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener il il, ilçe ilçe, köy köy Türkiye'yi geziyor. Millete gidiyor, milleti dinliyor. Çünkü İYİ Parti sessiz yığınların sesi olmak için var. Biz milletin beklentilerini, taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirmek için buradayız. Bu gezilerimizin birinde emekli bir vatandaşımız Sayın Genel Başkanımıza aylık 2000 TL maaş alıyorum. 800 TL'sini kira veriyorum. 400 TL'si de faturalara gidiyor. Geri kalanla beraber evimi ben nasıl bakacağım demiştim. Sayın Genel Başkanımız hatta bu diyaloğu Twitter hesabından da görüntü olarak yayınlamıştı. İşte değerli milletvekilleri, acı gerçek bu sözlerde gizli değil, ayan beyan ortadadır. Emeklilerimizin maaşları enflasyonun artması ve ekonomik kriz nedeniyle gündelik hayatlarındaki zorunlu harcamaları dahi karşılamaya yetmemektedir. Değerli milletvekilleri, emekli vatandaşlarımızın birçok sorunları var. Her seçim döneminde seçim vaatlerinde yer alan 3600 ek gösterge ve intibak yasası ne yazık ki tozlu raflarda kalmış, verilen sözler tutulmamıştır. İntibak yasasının çıkarılması ve vergi iadesinin yerini alan ek ödemenin yüzdesinin artırılması ile maaşlarında ve ikramiyelerinde artış olacak olan emekliler bir umut meclisten çıkacak yasayı beklemektedirler. Emeklilerimiz için en az ek ödeme tutarı günün şartlarına göre yükseltilmeli, ek ödeme oranları en az %8-9 olarak belirlenmelidir. Değerli milletvekilleri, 2000 öncesi dönemde alt sınır aylık bağlama oranının %70'ten az olamayacağı hükmü ile emekli aylıklarını koruyan bir sistem bulunmaktaydı. 2000 sonrası için alt sınır aylık bağlama oranının %35'e düşürülmesiyle birlikte aylıkları koruyan bu sistem de ortadan kalkmıştır. Gerçekçi bir alt sınır aylık bağlama oranı ivedilikle belirlenmelidir. Ayrıca 2000 öncesi SSK emeklilerine 6283 sayılı kanunla intibaklar yapılmış ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farkları emekli aylıklarına ilave edilmişti. 2000 öncesi emekli olanların intibak aylıkları ile 2000 sonrası intibak yapılmayan emeklilerin aylıkları, prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olmasına rağmen emekli aylıklarında farklılıklar vardır. Bu farklılıklar da ivedilikle giderilmelidir. Değerli milletvekilleri, bir başka husus da şu:
TÜFE artışının hesaplanmasındaki ana harcama madde grupları ve dağılım yüzdeleri çalışanların ve emeklilerin zamlarını yakından ilgilendirmektedir. Doğal gaz, elektrik, ulaşım, çay, şeker ve diğer gıda maddelerine gelen yüksek oranlı zamların TÜFE hesaplamalarına ve artışlarına sınırlı yansıması çalışanların ve emeklilerin aylıklarını küçülten bir etki yaratmaktadır. Bir başka hususu da arz etmek istiyorum. Sağlık hizmeti ihtiyacı giderek artan emeklilerimizin aylıklarında önemli tutarda katkı bayağı altında kesintiler yapılmaktadır. Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelerin %200'e kadar ilave ücret uygulaması emeklilerimizin ödeme gücünü aştığından emeklilerimizin bunlardan sağlık hizmeti alması da zorlaşmaktadır. Çalıştıkları yıllarda yüksek oranda kesilen genel sağlık primleri emekli aylığını ve sağlık hakkını güvence altına almak adına ödenmiştir. Bu nedenle emekliler katkı paylarından muaf tutulmalı ve muayene ücreti, ilaç farkı, reçete bedeli ve ilave ücret gibi hiçbir ad altında katkı payı alamamalıdır. Bir de dini bayramlarda biner Türk lirası emekli ikramiyesi uygulaması, dini bayramlarda emekliye birer maaş ikramiye şeklinde yeniden düzenlenmelidir. Son olarak AK Parti dahil bütün partilerin çözeceğiz diyerek verdiği emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetini dile getirmek istiyorum. Bu konuyla ilgili İyi Parti olarak verdiğimiz önerge iktidar grubu tarafından reddedilmişti. Emeklilikte yaşa takılanlar kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsızdırlar. İktidardan istediğimiz vatandaşlarımızın hak taleplerini devlete yük olarak görmekten vazgeçmeleridir. Bu ülkenin vatandaşının hak talebi devlete yük değildir. Gelin bu yasama döneminde emeklilikte yaşa takılanların önündeki takozu kaldıralım. Biz getirdik, reddettiniz, siz... Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emeklilik ve emek. Emek vererek bizi bugüne getiren ve bugünden yarına hazırlayan, bütün Türkiye için bu koşullarda cefakar bir şekilde çaba harcayan bütün emeklileri Halkların Demokratik Partisi olarak saygıyla selamlıyoruz. Onların ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımızdır. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir. Ne tesadüf ki verilen önergeyle beraber Ankara'da Ankara Valiliği bugün DİSK'e bağlı emekli sendikasının kapatılması için dava açmış. Ve duruşma bugün Ankara'da görülüyordu. Sanırım ertelendi. Bir taraftan insanların sorunları var. Bir taraftan insanlar örgütlenmek istiyor, sorunlarını gündeme getirmek istiyor ve her zaman olduğu gibi konuşmayın, kapatalım dönüyor. Siz ne yaparsanız yapın, nasıl ki Z kuşağı oy moy yok diyorsa, emekliler de bizim ruh sipilerimizdir, baş tacımızdır, onlar da oy moy yok diyorlar. Neden? Çünkü 13 milyona yakın emekli var ve hala sayılarını bilemediğimiz, her zaman saklanan, kendilerine ait rakamları saklayan, emeklilikte yaşa takılanların 5 milyon civarında da öyle bir sayı var. Yaklaşık 18 milyon, 19 milyona yakın insanlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ve her seçim döneminde emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, intibakla ilgili, 3600 sayıyla ilgili, göstergeyle ilgili sözler veriliyor, buraya geldikten sonra unutuluyor. Peki emekliler ne yapıyor? Resmen perişan vaziyetteler. Kimi ikinci iş peşinde koşuşturuyor, kimi insanca yaşamak için bir çaba harcamaya çalışıyor. Niçin insanca? Bütün dünyada insanların örgütlenmesine ve aldıkları ücretlere bakıp aslında sosyal devlet olup olmadığına da bakılıyor. Türkiye yapılan bir araştırmada emeklilikte sondan üçüncü düzeyde bütün Avrupa ülkeleri arasında. Peki nedir problemler? Aynı eğitim, aynı prim ücretini veriyorsunuz, aynı sürede çalışmışsınız ve bütün bu prim ücretlerini ödediğiniz halde üç farklı şekilde maaş alınıyor Türkiye'de emekliler. 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası ve 2008'den sonra çok farklı ücrete tabi tutulmaktalar. Ve %60'ı 1000 liranın altında alıyorlardı. 1000 liranın altında alanlara ilgili yeni bir düzenleme pandemide 1500 lira yapıyoruz dediler. Bu 500 lira hazineden verildi.
Şimdi yapılacak bütün artışlar, ki TÜFE artışlarını TÜİK üstlediği kadar üstünde oynasın, zaten 1500'ü geçmediği için %60'ı perişan vaziyette ve neredeyse geçinemeyecek düzeydeler. Asgari ücretin de nasıl belirlendiğini biz bir ülkede biliyoruz. Ve bir diğer konu, hazine SGK'ya olmayan... Açalım lütfen. Toparlayalım. Ödemekteki borcunu resmen nasıl ödeyeceğini bilemiyor. Ve emeklerin belki de şu andaki bu zor koşullardaki maaşları bile sıkıntıda. Peki ne istiyor bu emekliler? İntibak istiyorlar. En düşük maaşlarının bu hepimizin eleştirdiği, olmaz dediği asgari ücretin üstünde olması gerektiğini söylüyorlar. Ki bizim HDP olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak bugün Türkiye'deki asgari ücret zaten komedi, açlık sınırının rakamları belirliyor. Neredeyse 8.000 olmuş. Bir diğeri sağlıkla ilgili, evde kal diyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ama pandemiyle ilgili test yapmaya gittiğinde 500 lira para istiyor özel hastaneler. Gelin emeklilerle ilgili katkıyı kaldıralım, sağlıkta deform diyordunuz, özelleştirdiniz, insanlar sağlıkta hastanelere gitmekte, özel hastaneye gitmekte çekiniyorlar. Bayram için 1.000 lira verdiniz, 6 bayram geçti, ilk verdiğiniz bayram 3 çeyrek altın alıyorlardı. Şimdi 1 çeyrek altın alıp üstüne şeker alamıyorlar. Gelin artıralım. Bir de bakan diyor ki dolarla mı belirleyeceğiz? Altınla belirleyelim, dolarla belirleyelim. Sayın İpek Yüz, selamlayalım lütfen. Tamam mı efendim? Buyurun. Onlarla beraber olmamız lazım. Onların sorunlarına sahip çıkmamız lazım. Ulaşım sorunları var. Pandemide bir de 65 yaş üstü deyip gerçekten onları ötekileştirdik. Ve biz onlara sahip çıkmazsak biz yarın kendi geleceğimizde karartırız, kendi geleceğimizle ilgili de sıkıntıya düşeriz. Koruyalım ama onurlu bir şekilde koruyalım. Koruyalım, evde kal diyelim ama ona doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, iletişimde de katkı sunalım. Bunu yaptığımız zaman onurlu yaşam hepimiz için vardır. Ve biz HDP olarak, Halkların Demokratik Partisi olarak ilk pandemi başladığında da bütçe görüşmelerinde dedik ki bir an önce emeklilerle ilgili, gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili, işsizlerle ilgili bu düzenlemeyi yapalım. Gelin bunu çözelim. Hepinize saygılar sunuyorum.